Tesla haberlerinden sorumlu YouTube fenomeniniz karşınızda. Çok soru aldım bugün çünkü Tesla 4. çeyrek satışları geldi. Hayal kırıklığı var biraz piyasalarda. Gerçi biz satışların düşeceğini bekliyorduk. Hani o yönden neye şaşırdığımızı da bilmiyorum. Hatta son YouTube katıl canlı yayında satışların bir hali kötü gelebileceğine dair çok sayıda ipucu da verdik. O yüzden benim gözümde satışlarda fazla bir sorun yok. 400 bin civarında bu çeyrekte satış olabileceğini düşünüyordum. Wall Street'in beklentileri 470 binlerden başlamıştı. 430 bin inmişti dün itibariyle. Bugün gerçekleşen rakam ise onların da beklentisinin altında kaldı. Benim de 386 bin araç satmış Tesla. Peki ne oldu? Tesla satışları neden böyle düştü? Bu uzun vadeli Tesla yatırımcılar için de anlama geliyor. Kısa vadeli için de anlama geliyor. Hepsi sizler de için değerlendirmeye çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Anlattıklarımın yatım tavsiyesi olmadığını sakın unutmayın. Bir de bir rica şöyle baştan bir like alırsam iyi olur. Bu arada kanal biraz yavaşladı. Ramazan etkisi midir bilmiyorum. YouTube algoritmaları beni sevmiyor. Önce sayılara bakalım hızlıca. Bu çeyrekte Tesla Model 3 ve Model Y'de 412.376 üretim yapmış, 369.783'ünü satmış. Diğer modellerde yani Model S, Model X, Cybertruck ve Semi tır çekicisi 20.995 adet üretim yapmış, 17.027 adet de satmış. Toplamda 433.371 adetlik üretime karşı 386.810'luk satış var. Benim beklentim bunun 400.000'in biraz üzerinde olacağı şeklinde. Wall Street beklentisi en son 431 bine kadar inmişti. İki beklentinde epey altında. Daha evvel bu raporlarda sunmadıkları bir detay da var. 4.53 megawattlık enerji saklama ünitesi yani o dev bataryalardan satmışlar. Bu da şimdiye kadarki en yüksek bir çeyrekte yapılan satış. O yönden keyifli. Peki bu sayıları bir grafiğin üzerine oturtursak ne görüyoruz? Tesla'nın geçen sene aynı çeyreğin altında satış yaptığını görüyoruz. Geçen sene 388 bin 13 araç satarken bu çeyrekte 369 bin 70 8 model 3 ve model Y. Bir de şu üstteki sarı bölümü topladığınızda orada da 17 bin araçlık satış var. Onların altında bir satış var. Tabi büyüme hikayesi Tesla. Unutmayın Tesla ise senedinin değerli olmasının sebebi büyüme. Böyle baktığımızda ürkütücü. Bir de bir önceki çeyreğe göre düşüş var. O düşüş de baya radikal. Bir önceki çeyrekte 461 bin model 3 ve model Y satarken bu çeyrekte 369 bile indi. Bir önceki çeyrekte 22.097 diğer modellerden satarken bu çeyrekte 17 dibine inmiş durumda. Öte yandan enerji grafiğine de satışta baktığımızda bu çeyrek en yüksek sayıya ulaşmış durumda. Bir yıl önce aynı çeyreğin biraz üstündeyiz ama yani orada göre çok büyük bir artış yok. Ama son çeyreğe göre ciddi bir artış var ve buradaki büyüme de devam ediyor. Biliyorsunuz bu konuda Tesla yeni bir fabrikada kurmakta. Piyasa bu satışları sevmedi çünkü 400-430 bin arasındaki bir sayıya piyasa okeydi. Onu da beklentisinin altına gelince şu anda bakıyorum Tesla %5.28 değer kaybetmiş durumda. Bugün borsaların da tadı pek yok. %1.5 civar. Nazlak yeri de Tesla'da %5.30'lu kayıp var. Gerçi kayıp benim beklediğimin altında. Onu da biraz değerlendireceğiz şimdi. Hisse senedinin fiyatı beklediğimden az düştü. Neden öyle düşünüyorum? Çünkü 400 bin altı gibi sayı hakikaten aslında ürkütücü. Fakat piyasalar o kadar da aldırmışa benzemiyorlar ve oldukça kırmızı bir borsa genelinde. Tesla'da ben bugün bir %10 düşüş olsa şaşırmazdım. Öyle düşmedi. %5'lerde. Hatta şimdi biraz daha toparlamış durumda. O bölgede gidiyor. Neden? Birinci sebebi açıklama. Açıklamada diyor ki biz bu dönemde üretim tarafında bazı sorunlar yaşadık. Bu üretim tarafında yaşadığımız sorunlar bizim kontrolümüzde olan meseleler değiller ve bir geçişle ilgili bir mesele. Bundan dolayı da siparişlerin sevkiyatında da gecikmeler yapıyor. Nedir yaşanan sorunlar? Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni model 3'ün üretimi başlamış durumda. Yeni model 3, üretimi 3 Highland'in üretimini ocağın 2. 3. haftasında duyurdular ve üretime geçtiler. Ve dediler ki bunun üretime geçebilmesi için fabrikalarımızda belli durmalar olacak. Çünkü biliyorsunuz üretim hatlarının yeniden kalibrasyonu gerekiyor. Bunun bir etkisi var. İkincisi Kızıldeniz'de Yemen'de yaşanan terör saldırıları. O da biliyorsunuz sevkiyatları durdurdu. Berlin fabrikası bundan dolayı bir süre üretimi kesmek zorunda kaldı. Ve daha sonra da Berlin fabrikasının trafosuna bölgedeki çevreciler saldırdılar. Trafoyu yaktılar. Fabrika yine birkaç gün daha üretimi durdurmak zorunda kaldı. Bunların toplam üretimi ne kadar vurduğunu bilmek çok zor. Ama ciddi şeyler çünkü zaten Tesla'nın otomobil üreten toplam 3 fabrikası var. Bir içinde, Çin'de de ilk çeyrekte Çin yeni yılı yaşanıyor. Orada bir hafta yakın tatil var. Daha var bir videoda bundan bahsetmiştim. Almanya'da üretim hem Kızıldeniz'den dolayı hem yangından dolayı durduruldu. Ve son olarak yeni model 3'ün ramp up'ında da Amerika'da ne kadar üretim kaybı var bilmiyoruz. Piyasa bundan dolayı biraz rahatladı. Çünkü evet ilk bakışta şöyle ürkütücü bir sayı var. 433 bin üretime karşın 386 bin teslimat. 45 bin civarında araba envanterde yatıyor. Yoksa Tesla'nın satışları bu düştü diye. Pek öyle bir durum olmayabilir ama çünkü Tesla bu çeyrekte fiyat yükseltti. Hatta bugün itibariyle Amerika Amerika'da ve Kanada'da bütün model yerlere 1 dolar civarında daha zam geldi. Ve Tesla tipik olarak satışları kötü giderken çok panik indirimler yapardı. Öyle indirimler de yapmadı. Hatta bu çeyrekte genelde fiyatlar yükseldi. O halde bu kopuş nereden oluyor? Muhtemelen bu üretim dur kalklarıyla teslimatlar arasındaki denge bozuldu. Çünkü unutmayın Tesla bu 3 fabrikadan çıkan araçları bütün dünyaya yolluyor ve bayilere yollamıyor. Tesla kendi dükkanları üzerinden direkt müşterilere satıyor bu araçları. Araç gecikti. Müşteri olsa da belki başka marka arkaya geçti. Veya müşterinin o sırada kredisi çıkmak üzereydi fakat araç gelmiyor diye kredi ertelendi. Bu tip gecikmeler olmuş olabilir. Gemilerle sevk ediliyor bunlar. Bu üretim gecikmeleri çeyreğin sonuna doğru yığmışsa esas üretim kapasitesine ulaşma süresini ondan dolayı limanlarda, Tesla'nın showroomlarında, Tesla'nın fabrikalarında araçlar birikmiş olabilir. Çünkü bu yığılma her şeyi bozuyor. Yani üretim tarafında bir bozulma olunca bunun sevkiyat programını bozması da gayet mümkün. Sonuçta unutmayın bir çeyrekten bahsediyoruz. Topu topu 12 hafta var ve 75 gün civarında üretim ve sevk etmek için zaman var. Ve Tesla bir önceki çeyrekten pek envanterle gelmemişti. Bakın bir önceki çeyrekteki sayıları hatırlayalım. 494 bin üretim, 484 bin satış vardı. Yani buradan teslim ettiği envanter çok çok küçük. 10 bin civarında Tesla'nın 2-3 günlük satışına denk geliyor bu. Burada pek envanter devralmadı yeni yıla girerken Tesla. Bundan dolayı da çeyreğin ortalarında yaşanan tedarik zinciri kesintileri şirketin araç teslimatında sıkıntı yaratmış olabilir. Ben bundan dolayı bu 433 bin, 386 bin arasındaki farkın ikinci çeyrekte çok hızlı şekilde satılacağını düşünüyorum ve ikinci çeyrekte satışların yükseleceğini öngörüyorum. Zaten normalde bu arada ikinci çeyrekler 1. çeyreklerden hep daha iyi olur. İlk çeyrek yılın en kötü çeyreğidir otomotiv piyasasında. Bunun üzerine bir de Almanya'da vergi indirimlerinin kaldırıldığını hatırlayın. Bu ilk çeyrekte bu yaşandı. Çin'de ekonomide bir dert var. Biraz sonra BYD'nin satışlarına konuşacağız. Orada çok büyük sürprizler var. Bu çerçevede bu yaşananlar bana çok anormal geldi yani şu 400 bin üzerine olsaydı daha iyiydi ama burada ölümcül bir sayı yok diye düşünüyorum. Ve ikinci çeyrekte geçen seneki tempoyu tekrar yakalar ve büyüme yerine geri döneriz diye düşünüyorum. Fakat şu da bir gerçek Tesla'nın önünde kalan 3 çeyrekte yıllık 2 milyon hedefini aşması için epey bir gaza basması gerekiyor. Bu gaza basacak ortam var mı ekonomik olarak emin değilim çünkü faizler hala düşmedi biliyorsunuz. Çin'de son gelen raporlar ekonomide bir rahatlama olduğunu gösteriyor ama hala sıkıntı var Çin'de. Bütün bunlar bir yere geldiğinde bu yıl 2 milyon hedefi biraz zora girmiş durumda. İşte ben bu çerçevede Wall Street'in bugün hisseye daha sert davranacağını düşünüyordum. Ama davranmıyor. Bunun temel sebebi de otonom sürüş tarafında olan bitenler. Bir de BYD'den gelen sayılar. Bakın BYD'ye baktığımızda son çeyrekte 300 bin araba satmış Tesla. 386 bin araba. Hatırlarsanız geçen sene son çeyrekte BYD'nin elektrikli araç satışları Tesla'yı geçmişti. Şimdi tekrar Tesla BYD'nin önüne geçmiş durumda. BYD'deki elektrikli taraftaki bu satış düşmesi Çin piyasına piyasasına gerçekten bir sorun olduğunu bize söylüyor bu arada. Çünkü unutmayın BYD'nin satışlarının çok büyük bölümü hala Çin'de gerçekleşiyor. Tesla şu an itibariyle tekrardan dünyanın en çok elektrikli otomobil satan firmasına dönüşmüş durumda. Enerji bölümündeki satışlardaki artış geçen seneye göre %4.2 geçen sene son çeyreğe göre ise %26 artmış durumda. Burası sevindirici. Bunda hızlanacağını düşünüyorum çünkü Texas'ta ilave bir fabrika devreye giriyor. Ama benim asıl konum açıkçası bunlar değil. Benim asıl konum hala Tesla'nın otonom suçtaki gelişmeleri. 12. 4 versiyonunu sürdüler piyasaya ve önemli bir değişim var. Daha evvel bu yazılımların başında beta diyordu. Beta demek deneysel versiyon demek. Şimdi ise supervised diyor. Yani diyor ki artık bu bir beta değil. Bu aracını çoğu yere kendi kendine götürebilir. Ama senin yine de süpervize etmen lazım. Yani yönetmen lazım. Tam otonom sürüşe gelmedik daha diyor. Kullananlar büyük hayranlık duyuyorlar. Otonom sürüşün başındaki beyefendi bir tweet attı. Sonun başlangıcındayız diye. Bu epey bir yorumlandı. Yine bir otonom sürüş firması olan Google'un Waymo'sundan Tesla'ya bir mühendis transfer oldu önemli bir mühendis ve o mühendis de dedi ki Tesla'da gördüklerime inanamıyorum. Önümüzdeki günlerde çok hızlanacağız dedi. Elon Musk Tesla otomobillerinin teslimatı sırasında tam otonom sürüşü müşterilere denetmeyi mecburi kıldı satış ekiplerine. Bu da bu arada biraz satışı yavaşlatıyor olabilir çünkü ekipler daha evvel ürünü veriyorlardı. Gidiyordunuz şimdi orada bir eğitim var, bir deneme sürüşü var vesaire. Ayrıca her yeni Tesla otomobil alan Amerika'da, şimdi galiba Kanada'da genişlettiler. Bir ay boyunca da tam otonom sürüşü bedavaya kullanma hakkı da verildi. Burada Elon Musk'ın ve Tesla ekibinin tam otonom sürüşte kendilerine güvenin çok arttığını görüyoruz. Elon Musk zaten şunu söylüyordu. Tam otonom sürüşte bize engelleyen şey GPU yani işletim kapasitemiz. O da tamamlandığı gibi Nvidia'dan gerekli çipleri aldılar gibi gözüküyor. Bununla ilgili de bir tweet attı Elon Musk ve dedi ki oradaki dar boğazdan kurtulduk. Yani artık çok daha hızlı öğreniyoruz. Daha evvel başka videolarda öğrendim. Tesla'nın otonom sürüşünde artık kod yazılmıyor. Neural Network'ten kendi kendi öğreniyor araçlar. Bundan dolayı da arka arkaya çok hızlı versiyonlar geliyor ve gelenlerden müşteriler çok memnunlar. Ben ona bakıyorum arkadaşlar. Çünkü otonom sürüşün onaylanması durumunda Tesla'nın önünde yaratacağı muazzam büyüme modelleri var. Bunu ben YouTube katıl üyeleriyle paylaştım. Size YouTube katıla gelip izleyebilirsiniz. Bu şehrin satışlarından memnun muyum? Elbette değilim. 400 binin üzerinde dursaydı çok daha memnun olurdum. Ama ölüm kalım meselesi değil. Uzun vadeli bir yatırımcı böyle şeylere moralini bozmaz. Ben de bozmuyorum. O çerçevede hatta şöyle bir şey daha yaptım. Uzun vadeli hissem zaten duruyor hep. Quant Fury üzerinde bir de her gün sizlerle paylaşacağım yeni bir harekete başladım. Her gün paylaşacağım bunu Twitter'da tarafında her gün 500 dolarla 1000 dolar arasında Tesla hissesi alacağım. Burada 20 kaldıraçlı bir işlemim var. 5000 dolar para koydum buraya. Yeni bir hesabım bu. Ve bugün itibariyle 1000 dolarlık Tesla hissesi almış durumdayım. Şöyle küçücük de bir karım var gibi gözüküyor. Her gün 500 dolarla 1000 dolar arasında hisse almaya devam edeceğim burada. Nereye kadar? Şu 99 bin dolarlık işlem gücümün sonuna kadar. Eğer orada büyük bir düşüş olur da ben bu hesabımı kaybedecek gibi olursam kaldıraçla işlemlere böyle bir sorun var biliyorsunuz. Buraya biraz para takviyesi de yapacağım ve gittiği yere kadar da bu yatağa devam edeceğim. Çünkü inanıyorum ki Tesla ikinci çeyrek satışları bir hayli iyi gelecekler. Yine benim değil ama esas önemli olan tam otonom sürüş bu yıl ikinci çeyreğe kadar bitmiş olacak diye düşünüyorum. Elbette yanılabilirim. Bunlardan emin olmak da çok zor ama Tesla'daki girişat bu yönde. YouTube katıl üyeleri bu satışların kötü geleceğini bu çeyrekte biliyorlardı. Defalarca uyarıldılar. Uzun vadeli bir yatırımcı için bunlar aslında kısa vadeli alım fırsatları veya kısa shortlar yapıp mesela burada de açığa da satabilirsiniz hisseyi. Eğer düşeceğini bekliyorsanız böyle bir trade de yapabilirsiniz. Ve bu sayede uzun vadeli portföy gözünüzü büyütmeye devam edebilirsiniz. Benim gözümde Tesla'da hiçbir sorun yok. Yola devam ediyor ve şu anda koparılan gürültünün büyük bölümünü ikinci çeyrekte unutacağız. Üçüncü çeyrekte, dördüncü çeyrekte de bunları bu konuşuyorduk diyeceğiz. Tabi bu bir tahmin. Asla yatırım tavsiyesi değil. Yanılmamla gayet mümkün. Sadece kendi pozisyonu anlatıyorum. Uzun vadeli Tesla'larımı sürekli artırmaya devam ediyorum. YouTube katıl üyeleriyle ne zaman kaç tane hisse aldığımı net olarak paylaşıyorum. Burada da bir kaldıraçlı işlem başlatmış durumdayım. Böyle bir yeni bir macera beraber izleyelim sonuç. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sorularınızı mutlaka beklerim.